Bu videomuzda spondylolistezis yani bel kayması olarak bilinen hastalıktan bahsedeceğiz. Spondylolistezis bir omurun altındaki omur üzerinde öne doğru kayması olarak tanımlanır. Farklı sebeplere bağlı spondylolistezis gelişebilir. Konjenital, istmik, dejeneratif, travmatik veya patolojik spondylolistezis görülebilir. Bu videoda daha çok dejeneratif spondylolistezisten bahsedeceğiz. Dejeneratif spondylolistezis en sık L4-L5 seviyesinde görülür. İstmik spondylolistezis ise en sık L5-S1 seviyesinde görülür. Dejeneratif spondylolistezis kadınlarda daha sık görülür. Sakralizasyon ve sagittal yerleşimli faset eklemler spondylolistezis için risk faktörleridir. Dejeneratif spondylolistezis faset eklemlerdeki dejenerasyon sonrasında disk dejenerasyonu ve bu bölgedeki bağlarda gevşemeye bağlı olarak gelişir. Spondilolistezis hastalarında bel ve bacak ağrısı temel semptomlardır. Santral veya lateral stenoz görülebileceği gibi foraminal darlıkta görülebilir. Semptomlar darlığın bulunduğu bölgeye göre değişmektedir. Etkilenen sinire göre farklı semptomlar ortaya çıkabilse de mekanik bel ağrısı en sık semptomdur ağrı ayakta yapılan işler esnasında artarken istirahat halinde rahatlar. İkinci en sık semptom nörojenik kledikasyodur. Kalça ve bacaklara yayılan ağrı olarak ortaya çıkar. Vasküler kledikasyondan mutlaka ayırt edilmesi gerekmektedir. Kayma miktarına bağlı olarak spondylolistezis Meyerding sınıflamasıyla sınıflandırılabilir. %25'lik kayma miktarlarına göre evre artmaktadır. Radyolojik değerlendirmede hemen her zaman ilk kullandığımız yöntem ayakta çekilen direkt grafilerdir. Yan grafilerde kayma miktarı değerlendirilebilir. Yine ayakta öne ve arkaya eğilerek fleksiyon ve ekstansiyon grafileri çekilebilir. Böylece kaymanın hareketli olup olmadığı, instabilite olup olmadığı değerlendirilir. MR ile spondylolistezise bağlı sinir sıkışmalarının yerleri ve miktarı belirlenir ve tedavi planlaması için MR kullanılır. Bilgisayarlı tomografi ile kemik yapıların durumu kontrol edilebilir. Ayrıca MR'a giremeyen hastalarda bilgisayarlı tomografi veya BT miyelogram ile değerlendirme yapılabilir. Ameliyat dışı tedaviler her zamanki gibi ilk seçenek olarak kullanılmalıdır. Çoğu hasta ameliyatsız tedavi edilebilir. Aktivite kısıtlaması, fizik tedaviler ve analjezikler kullanılabilir. Epidural steroid enjeksiyonu da spondilolistezin tedavisinde kullanılabilecek yöntemlerden biridir. Cerrahi tedavide lomber dekompresyon, enstrümantasyon ve füzyon uygulanır. Buna interbody füzyonlar ilave edilebilir. Konservatif tedavi başarısız olmuşsa ve hastanın ağrısı devam ediyorsa veya hastada motor defisit gelişmişse cerrahi tedavi yapmak gerekli olur. Cerrahi tedaviler sonrasında %80 oranında tatmin edici sonuçlar elde edilir. En kötü sonuçlar sigara kullanan hastalarda elde edilir. Enstrümantasyon yapılmadan sadece dekompresyon genellikle dejeneratif spondilolisteziste instabilite olduğu için tercih edilmez. Kaynamama olan hastalarda anterior lomber interbody füzyon uygulanabilir. En sık görülen komplikasyon %5 ila 30 arasında görülen kaynamamadır. Komşu segment hastalığı, enfeksiyon, dura hasarı diğer komplikasyonlar olarak sayılabilir. Hasta yaşının ileri olması, kanama miktarının fazla olması, ameliyat süresinin uzaması, füzyon seviye sayısının fazla olması komplikasyon riskini arttırır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.